Evet, Organik molekülleri adlandırırken düşündüğümüz temel nokta baktığımız en uzun zinciri ya da halkayı kaç karbonun oluşturduğudur. Diyelim ki elimize böyle bir şey var. Bu bir moleküler yapı. Şöyle çizelim. evet. sormamız gereken ilk soru burada kaç karbon olduğudur. Ama önce bunun neden molekül olduğunu düşünelim. Her bir çizginin ucu bir karbonu temsil ediyor. Evet, bu gösterdiğim noktaların hepsi birer karbon. Yani 6 karbonumuz var ve çift bağımız da yok. Eğer bu bilgilerin tümüne sahipsek molekülü adlandırmaya hazırız demektir. Adlandırmaya geçmeden önce adlandırmada kullanılan öneklere bakalım. Elimizde bir karbon varsa bunun öneki metandaki gibi met, 2 karbon varsa etandaki gibi et olur. Bu arada ilk 10 öneki ezberlemekte fayda var. Ondan sonrası zaten birbirinin tekrarı gibi. 3 karbon varsa Önek bu sefer propandaki gibi prop olur. 4 karbon içinse büt diyoruz. 5 Beş ve 5'ten sonrası latince sayılara benzeyen önekler. 5 karbon için pent, 6 için hex, 7 için hept, 8 için oct, 9 için non ve 10 için dek ekini kullanıyoruz. Ve ondan sonra artık kuralla bir tekrara başlıyor. Aslında bu noktadan sonrası pek karşınıza çıkmaz ama onları da yazalım. 11 için undek yani İspanyolca'da bir anlamına gelen uno artı dek yani 10 gibi. 12 için dodek yani 2 ve 10 gibi. 13 için siz de tahmin edin. Evet. 3 ve 10 yani tridek. 14 tetradek. Mesela dört ayaklı aletlere tetrapot deniyor. Oradan çağrışım yapabilir. Bundan sonrası ise çok sistematikleşiyor. 15 pentadek yani 5 ve 10'un toplamı. 16 hexadek. 17 de heptadek. 18 oktadek. 19 nonadek ve 20 eikosa. 16'yı da buraya yazalım evet. Bu en uzun zincirimizin karbon sayısı. Buraya çizdiğim sadece bir zincir. Hemen bunu adlandıralım. Burada kaç karbonumuz var? 6 yani örnek olarak heksi kullanacağız. Ve sonra çift bağ var mı diye bakacağız. Burada hiç çift bağ yok. O zaman elimizdeki alkan. Alkan çift bağ ya da üçlü bağ içermeyen, sadece tek bağ içeren karbon zincirlerinin genel adıdır. Dolayısıyla bu durumda 6'yı belirtmek için önce hex diyoruz. Sonra da alkan olduğu için an ekini ekliyoruz. O zaman burası heksan olacak. Bir tane daha yapalım. Diyelim ki burada şöyle bir molekülümüz var. Kaç karbon var? 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buradaki tüm bağlar tek bağ. O halde bu bir alkan. 7 karbonlu bir alkan olduğuna göre buna heptan diyoruz. Eğer bunlar halka oluşturursa önüne siklo önekini koyuyoruz. Mesela zincir halinde 5 karbonumuz olsun. Buna pentan deniyor. Ama eğer bu karbonlar halka oluşturuyorsa, yani şöyle beşgen şeklinde ise buna başka bir isim vereceğiz. Önce karbonları çizelim. Tabii burada ayrıca karbonların bağlı olduğu hidrojenler de var. Burada her birinde iki bağ olduğu için başka bir şeyle bağ kurmuş olmaları gerekir. Ve bu bağlarda da hidrojenle olacaktır. Hidrojenleri işte şöyle kabaca çizebiliriz. Ama çizince şekil iyice karıştığından genelde hidrojenler çizilmez ve orada olduklarını varsaymamız gerekir. Evet, Burada hiç çift bağ olmadığı için alkan olduğunu kolayca anlıyoruz. 5 karbonumuz olduğu için de pentandır. Ancak bir noktayı daha düşünmek lazım. Molekül halka şeklinde olduğu için siklo ön ekini ekliyoruz ve siklo pentan şeklinde yazıyoruz. Siklo halka şeklinde demek. Pentan 5 karbon olduğunu söylüyor. An eki ise bağların tek bağ olduğunu söylüyor. Yani bütün karbon-karbon bağları tek bağ, çift ya da üçlü bağ yok. Bir de diğer açıdan bakalım. Bize verilen kelimeye bakıp yapının neye benzediğini çıkarabilecek miyiz? Görelim. Diyelim ki bir siklo nonanımız var. Bu bize ne söylüyor? Molekül halka şeklinde olacak ve 9 karbonu olacak. Ayrıca bu bir alkan. Demek ki tüm bağlar tek bağ olacak. Yani şeklini çizmek istersek halka oluşturan 9 tane karbon çizeceğiz. Çizimi düşündüğünüz kadar kolay değil ama bir deneyelim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu olmadı. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 karbon. Sonuncuyu da uç uca bağlayabiliriz. Aslında daha iyisini çizebilirdik ama şekli anladığınızı düşünüyorum. Evet. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 karbon. Bir çemberin içinde 9 karbonumuz var ve hepsi de tek bağla bağlı. Yani bu bir siklon olan. Peki oktan deseydik? Bu kelime size benzin istasyonlarından tanıdık gelebilir. Mesela 95 oktan benzin gibi. Burada da aslında oktan molekülünden bahsediliyor. Okt eki bize 8 karbon olduğunu söylüyor. Önünde siklo öneki yok. O zaman halka biçimi söz konusu değil. Sadece düz zincir olacak. Aneki ise hepsinin tek bağla bağlı olduğunu söylüyor. Yani sadece 8 karbonlu bir zincir olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbon. Molekülümüz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.